iki ay böyle giderse zaten kapatıyoruz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinleyen kimse yok. Un fiyatlarındaki artış fırıncıları harekete geçirdi. Yetkililer ekime yapılacak herhangi bir zamdan sorumlu olmadıklarını söylüyor. Biz gelen zamma da itirazımız da olamıyor, itirazımız da yapamıyoruz, yani hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece diyorlar ekmek şu anda, hani ekmeğe zam geçişi olacak diyorlar. Ekmek 1.35 olacak diyorlar. Sektörle bir muhatap olsalar çözümü var yani. Herkes mesut, mutlu, vatandaş da, müşteri de, fırıncı da rahat edecek. Unda yaşanan ani fiyat artışı fırın işletmecilerini isyanın eşiğine getirdi. Yoğurdumuz, unlar 70 liraydı. Şimdi 105 lira. Vadede kalktı. Peşin 30 lira zam gelir mi? Geleceğe 5 lira, 6 lira. Esnafın tepkisi sadece un fiyatlarına değil. Elektriğe zam geldi, işçiye zam geldi. Yani bizim bu maliyetlerle işin içine çıkmamız mümkün değil. Yaşanan zamların yanı sıra kara borsacılık ve stokçuluk da fırıncıların belini bükmüş durumda. Ulusal kanala konuşan fırıncılar hükümetten yardım istedi. İthal ettiğin yani 5 milyon ton, yılda kullandığın un 20 milyon ton. Neyin yani, ne dolarla ne alakası var benim unum ya? Devlet bunlara işte bir el atması bir lazım. Bir şöyle bir karıştırsak, buğdayı bekletene çöksün arkadaş. Giren belli, çıkan belli. İthal o kadar gelmiyor. Sanki hepsini ithalden çekiyormuş gibi o fiyatı yansıtıyorlar. Koydukları %15 ile %20'dir ithal. Gerisi yine Türkiye'mizin kendi buğdayıdır. Bunu fırsatçılık. Başta un ve susama gelen zammın ekmek fiyatlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu. Ekmek fiyatlarına zam bekleniyor. Çok kısa. Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok zaten. Buna zam, buna zam. Vatandaş geçinemiyor. Bunu temel gıda her gün alacağız. Yani 3 lira da olsa alacağız, 1 lira da olsa alacağız ama uygun bir fiyat bulunur artık aralarında, bir şey çözebilirler.